Deli mi olmuşsunuz, şizofren misiniz? Ben de anlamadım yani, komik olan ne şu an? Ayı mı oynuyor? Her şey gülmeye başladı, siz de psikolojiniz bozuldu benden beter. Sizin de benden beter psikolojiniz bence bozuldu. Şimdi ben yarın erken uyanacağım. Kızlar, yarın saat 8'de uyanacağım. Sabah 8'de uyanıyorum. Çocukları hazırlıyorum. Çocukları okula götürüyorum. Okuldan çıkınca bence direkt ben gideyim şey yapayım. Kirpiklerimi, tırnaklarımı yapayım. Aradan çıkarım yarın. Güzelleşeyim. Eve gelip kahvaltımı yapayım. Ne diyorsunuz? Bence öyle yapalım. 12'ye 1'e kadar da tırnaklarım falan biter. Eve gelirim. Orada yayın açarım. Gelir izlersiniz. Evde de kahvaltı yaparım. Ben kadını arayayım. Gidim yarın saat 9.30'da bana randevu versin. Acaba 9.30'da açıyorlar mı? En azından sabah erkenden aradan çıkarmış oldum. De gülmeyin ya. Tipime mi gülüyorsunuz? Biliyor musun çekin olmuşum? Bu gece şeylerden de bitlerden de kurtuluyorum kızlar. Artık karşınızda Filinta gibi hanımefendi, çok güzel bakımlı bir hanım olacak. Artık et yemiyoruz biz. Her şey çok pahalı. Artık İstanbul'da et yemek yok. Olmaz. Siz de yemeyin. Çok pahalı. Rox, teşekkür ederim Rox. Et pahalı. Urfa'da yiyorduk ama burada çok pahalı. Biraz kısmamız lazım. Bir de her yemek etli mi olur sanki? Her yemeğe et mi girilir? Her yemeğe et girmez kızlar. Bir şey olmaz. Bazen de etsiz olsun yani. Bence gerek yok. Patates fırına attım işte. He? Kaç gündür kuru yiyoruz. Ya annem, tüp yok. Doğalgaz yok. Ha, tek tüple ben nasıl yetişim? Kurban olurum. Kurban olurum. Tek tüp olunca çok zor oluyor ha. Vallahi kızlar, tek tüp olunca çok zor. Nerede de düklü tencere nerede? Ben sana bir çorba yapayım. Anne çorba! Doğalgaz yok kızlar. Bir de sıcak su yok. Çok zor oluyor. E düşün, bu çorbanın suyu ısınana kadar kaç saat? Bir yazım. Aybüke kim? Kız niye Aybüke deyip deyip duruyorsunuz? Aybüke ne? Aybüke niye yazıyorsunuz kızlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Aybüke ne? Kız Aybüke ne? Kız Aybüke ne? Yeter kız! Beni çıldırttınız. Başlayacağım bunlara da, Aybüke'ye de, zıkkımın köküne de. Beni çıldırttılar bunlar. Yeminle beni çıldırtıyorlar bunlar. Seni çağırsam gelmez, varladı uçarak çıktı geldi. Tuzun içinden seni bitin çıktı. Çorba yapıyor. Abi diyor çorbasız yaşa. Çağırsam gelmezler, bitlerim hemen uçup geldiler. Çağırsam gelmezler, anca yüreğimi şişirirler. Bu gece bitlerimi ayıklıyorum kızlar. Ondan sonracığıma kargoya bir sürü ürün vermişler. Kargoda şu an benim 4-5 parça ürünüm var. Kargodan ürünleri alıyoruz, eve geliyoruz. Yarın da tüm gün yayında olacağım. Çocuklarsız, tek başıma. Her zaman olduğu gibi. Eskisine dönüştü. Gene okullar başladı. Gençler, size derslerinize iyi bakın. Bir daha sizi yayında görmek istemiyorum. Artık herkes hayatına dönsün. Çünkü okul başladı. Az önce yayını kapattım ya. TikTok'u bırakacağım bacım vallahi. Abim bana bir sürü küfür etmiş. TikTok'u da bırakacağım artık. Her son başıma bir şey gelecek vallahi. Kızlar, baba abim bir sürü küfür etmiş. Yarın tavuk dünyası yaparım ben size. Yarınki benim oğlum. Tamam, köksüz. Tavuk makarna, ya salata. 22 geçer. Ancak 23.30'da uyudum. Yarın ben erken yapacağım. Yarın ben tüm gün... Yarın erken yapmanız yok. Yarın gece yayın yapmam ihtimalle gündüz. Bir sürü alarm hazırlayın, tamam mı? Ben 10
yerim annem. Yarın gündüz tüm gün yayında olur. Kaçta uyanalım? 7.30'da uyanalım. 7.30'dan mı? 8'den mi uyanalım? 7.30'da uyanalım. Tamam. 7.30'da 8'de. Ha, hayır. Dersler kaçta başlıyor? 8.30. 9'da başlıyor. Ancak gidene kadar hazırlanıp tamamlayacağız zaten. Şeyde kalkalım bence. Başka? 7.50'de kalkalım. 8. 7. 8 dedim 8. 7'ye 60. Ya erkenden niye kalkıyorsun sen? Hazırlanmamız kaç saat sen biliyor musun? Hazırlanmamız ne? Hayırdır de? Partiye mi gidiyoruz? Normal kıyafetlerimize giyiyoruz mu çıkıyoruz? Tamam da. Şey gitmemiz kaç saat sen biliyor musun? Nereye götürüyor? 10 dakika 10. Heveren olsun ki sen götürmenle 100 dakika. Bir artık yolları ezberledim. O kadar mı salakım ben? Ah hediye geldi. Ekin teşekkür ederim bacım benim kurban vereni. O kadar mı salak bir annem var senin? Bilmem. Ha beynim bu aralar durmuş doğru. Eyvallah seninle konuşuyor sanki mücüyle konuşuyormuş gibi oldu. Eyvallah kızım sen benimle konuşuyor da sanki beynim başka böyle beynim dolu. Kızım bu taşınma maşınma şu bu. Artık beyin durma sendromu yaşıyorum kızlar. Abla yani beyin durma sendromu yaşıyorum. 8'den önce uyanmayın bak kafamı şişirmeyin. Ama biraz da 8'de uyanıyorsunuz. Hazırlanıyoruz sabah da okula gidiyoruz kızlar. Kimin annesi babası yarın onlarla beraber okula gidiyor? Aranızda var mı? Veya kim çocuklarla yarın okula gidecek kızlar? Ben 6 verdim. 6 ver. 5 verdim. Ben değerli minnoşlarımı yalnız bırakmayacağım. Okulun ilk günü ve okul değişikliği oldu bizde biliyorsunuz. Yani bu sene onları asla yalnız... 3 tane alem yaptım. 8'de yaptım, 8'de onda yaptım. Hem öğretmenleriyle yarın çalışacağız. Bir de okulun ilk günü onları yalnız bırakmamam lazım. Güzel bir şey faydası yok bu hayatta. Ne 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 ama adamın ne ne. Kimse bir kimse faydası yok ne ne. Ne 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 ne. Yani kendime yeni tripod alacağım böyle ışıklı. Bu nedir kız bulanık görünüyoruz böyle. Ve herkes bana dedi ki hep seninle dalga geçti dün. Gerçekten öyle bir şey oldu mu? Artık kimseyle pek atmayacağım. Sizce de öyle miydi kız efendi hareketleri? İnsanlar biraz ünlü olunca niye böyle değişiyor kızlar? Herkes evet diyor. Gerçekten dalga mı geçti benden? Öyle mi düşünüyorsunuz? He? Ya tavırları falan dalga geçmek miydi? Onu merak ediyorum. Size soruyorum. Yani siz de bütün düşünceleriniz benim için önemli ama doğruyu söyleyin. Niye insanlar birazcık ünlü olunca dalga şey oluyor kızlar? İnsanlar biraz para kazanınca niye değişiyorlar? Niye böyle oluyorlar? Niye insanlar düşünüyorlar peki? Ben de seviyordum. Dün ben belki iyi niyetimden dolayı öyle düşünmedim ama mesela dün ben yayını kapattıktan sonra mesajlar falan işte bana geldi. O yazdı, bu yazdı. Herkes dedi, biri seninle dalga geçti dedi. O yüzden ben çok üzüldüm bu konuda mesela. Artık onunla da pek atmayacağım o zaman. Kimseyle pek atmayacağım. Valla insanlar biraz tanınca niye böyle değişiyorlar bilmiyorum ki ben. Bilmiyorum. Üzüm ama yani. Benim burada ne özel hayatım var. Ben size söyleyeyim. Kızlar bak. Benim burada ne sevgilim var. Ne bundan sonra kimseye de PK atacağım. Kendi kendime böyle tak alacağım. Yayını kapatıp gideceğim. O kadar. Kendimle tek başıma. Öyle. Artık kimseye PK da atmıyorum. Kimseye muhatap da olmayacağım. Çünkü artık ben dün üzüldüm yani zoruma gitti.
Ne yapacağım kardeşim? Belediyesine sesleniyorum. Evin önü çöp dolu, kapının önü çöp dolu. 2-3 sürücüm var. 2-3 güne kadar çok büyük sürücüm var, yemin ederim. Bak vallahi billahi billahi. 2-3 güne kadar size çok büyük sürücüm var ama sürpriz. Bak az üstüne sürpriz. Diye diye artık yeter yüreğimi sürdüm. Bu yüzük nasıl bir yüzük kızlar? Lan ben yüzüğün peşine bu kadar düşmedim. Siz mi takacaksınız yüzüğü kızlar? Ben de yüzüğün kadar yüzüğün peşine takıp düşmedim. Hiç yazmadım bile, demedim ki yüzüğü gönderin. Onlar kendileri yazdı, kendileri kargoya verdi, adres istediler. Gelmiş beni aramış, herhalde uyuyormuşum kargoda şu an. Gidip bir şeyden alacağım kargo firmasından. Ben bu kadar yüzüğüm, sanki siz mi takacaksınız kız? Yeter kız! Bu nasıl bir yüzük? Sen görecek pırlanta, altın kaplama bilmem ne diyeceğim ama da bu pırlanta yüzük. Yüzük pırlanta. Hediye pırlanta yüzüğüm yarın geliyor. Diğerken Aybüke yazın açıklama yaptı. Ne Aybüke? Hangi konuda kızlar? Aha şart el attı. Kamera kayıtları da çıksın. Eğer ki yalan söylüyorsam bir daha hiç kimse beni sevmesin. Ama kamera kayıtları çıksın. Bir tane kadın TikTok'ta kalmış diyor, benimle ilgili konuşuyor. Yok işte onu gördüm, tipine bak bilmem ne. Bilmem leş gibi. Yok çocukları pinti, yok bilmem ne. Allah'a şükürler olsun, niye benim çocuklarım pinti, niye ben leş gibiyim. Ben her sabah uyanır uyanmaz duşumu alıyorum. Diyor yok AVM'de kimse ona saldırmamış, yalan söylüyor. Ben o kamera görüntülerini çıkarırsam seni o vittikine koyarım o kamera kayıtlarını. Yok ben de oradaydım, yok bilmem ne. Yalancı kunde seni. Yalancılar sizi. Kız adam beni dövdü, hala diyorlar ki yalan söylüyor. Vallahi billahi kızlar adam beni dövdü. Kunde kunraş seni. Tamam kızlar, bence de protesto edelim. Protesto yapıyoruz. O kamera kayıtları çıksın. O AVM olayı yalan. O benim sevenlerim geldi benimle fotoğraf çektiler. Kötü bir şey yapmadılar. Düzgün bir dille de uyarabilirdi. Bir yere orada ben dayak yedim. Tam kıza hep beraber o AVM'ye gidiyoruz, protesto yapıyoruz. Şey yapıyoruz markette. Vallahi ciddiyim, şaka yapmıyorum. O kamera kayıtları çıksın. Madem ki herkes bana o Show TV haber kanalı da çıktı. Çıksın bak, kamera kayıtları çıksın. Kamera kayıtları çıksın. Yemin ederim. Ya bu kadarı da fazla lan. Ben de kadına dedim ya, dedim beni araştırın, soruşturun. Benim kardeşlerim, ailem hepsi memur. Dedim sizin yüzünüzden ben ailemden küfür yedim, ailemden dayak yedim. Ben artık yani artık konu daha fazla olursa yemin ederim en son ailem beni öldürecek. Artık beni öldürecekler yani. En sonunda benim sonum bu bence. Zaten beni gör, ben korkudan onlarla görüşmüyorum. TikTok yüzünden. Bir de başıma televizyon çıktı. Bacım TikTok yetmiyor, bir de başıma televizyon çıktı. TikTok'umun şeyleri yetmiyor, bir de başıma televizyon çıktı kızlar. En sonunda Türkiye'yi terk edip gideceğim. Yemin billah olsun. En sonunda ben Türkiye'yi terk edip gideceğim Türkiye'den. Bunu bekliyorlar. Bacım, ben şu an bu yorumları gördüm. İyi ki varsınız benim güzel ailem. Ama en kısa zamanda bu 1-2 gün içinde biraz yorgunum kızlar ama modum biraz düşük. O da ev mev taşıma falan filan bilmem ne. Çocuklar da okula başlıyor. Ben eski Hülya'dan daha mutlu, daha neşeli, daha eğlenceli olacağım. Ya bu daha iyi şeyler olacak. Bekleyin birkaç güne kadar da size çok güzel şeyler, haberlerim olacak. Çok sevineceksiniz. Yemin ederim. Uzun zamandır çok istediğiniz bir şey. Çok iyi bir yer. Kapatılsın. Sıkıntı değil ama benim üzerimde oynayıp da kapatılsın demeleri yanlış. Kapatılsın. Çok şeyler, kötü şeyler dönüyor zaten. Ne paralar ne jetonlar. Saat 12 olsun 300-500k jeton. Kim her gün almış? Nereden geliyor bu para? 300-500k jeton demek her gece 150-200 milyar para demek. Lan nereden buluyorlar bu paraları? Orada haklısınız. Bak ben doğru. Kimse her gece kimseye 150-200 milyar para atamaz. Var bu işlerin içinde bir şeyler var. Bana niye o kadar hediye gelmiyor? Var o kadar da kızlar, ne olursa olsun kimse kimseye o kadar para atamaz. Hala da o şeyler var.
Yalan değil. Bu kara para mara para bilmem ne, kendini açan saçan kötü şeyler yapan, insanlara kötü örnek olan çok şey var. Ama ben bir şey yapmıyorum. Bak beni karıştırmasınlar işte. Ben onlardan değilim. Ben ne kara para aklamışım, ne ben kendimi açmışım saçmışım, ne vücudumu teşhir etmişim, ne kimseyi dolandırmışım. Ama haklısınız, TikTok'ta çok kötü şeyler dönüyor. Kapatılsa da haklılar. Kapatsalar da haklılar. Hadi ben uyumaya gideceğim anne. Duşunu aldın. Gel öpeyim. Hadi yarın sabah görüşürüz. Sabah okula gideceğiz. Seni çok seviyorum. Bani. Hadi iyi geceler çiçeğim benim. Benim de hatam. Keşke ben çocuklar o kadar, o da yaz tatili oldu, şu oldu, bu oldu. İşte çocuklar da okuldaydı, yayın açıyorduk, görünüyorduk. O da ama gene kötü bir şey yapmadık. Millet ailesiyle bizi izliyordu. Bizi abazalar, kötü insanlar, iğrenç insanlar hiçbir zaman izlemedi. Kızlar yorumlarımızdan da belli, bizi izleyen insanlar da belli. Bizi izleyen insanlardan da belliydi. Yani biz aile, ben aile yayını yapıyordum. Beni de aileler izliyordu. Beni kötü insanlar izlememiş. Kendiniz şahitsiniz, kendiniz biliyorsunuz kızlar. Keşke biraz bunlara ekran önünde fazla kızmasaydım. İşte orada hata yaptım. Ama anneler hem sever hem döver. İşte orada gene de işte keşke insanlar ağzına laf vermeseydim. Orada hata yaptım. Kurban onun haricinde de... Ha bir de demişler ki şey, demişler işte 30 Ağustos için dalga geçmişim falan. Onu da söylemişler. Akdeniz kızı teşekkür eden programa demişler işte Hülya 30 Ağustos'la falan filan dalga geçmiş bilmem ne falan filan. Yemin ederim öyle bir şey yok kızlar. Siz benim ne kadar kötü günler geçirdiğimi gördünüz. Ev, o evin içindeydim ve ben teşekkür ederim Akdeniz kızı. Çok kötü günler geçirdim, hatırlıyorsunuz değil mi? Yani o an adam belki sordu, o an insanlar her şey aklına. Ya insan daha dün ne yediğini unutabilir. O an benim beynim yani durmuştu. Ya insanlar unutabilir ama unuttuğun zaman da bilmiyorsun, anlamına da gelmiyor kızlar bu yani. Kafam çok dağlı ve çok kötü günler geçiriyordum. Kendiniz şahitsiniz. Ben ne günler yaşıyordum? Daha bu eve geldim biraz toparlandım. İşte demişler Hülya 30 Ağustos'a dalga geçiyor bilmem ne. Ben öyle bir insan değilim. İnsanların bu an bazen beyni durabilir. Her konuda durabilir. Ya o an insanın beyni durabilir. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni de, Türkiye milletimi de, Atatürk'ü de hepsini seviyorum. Benim öyle şeylerle asla hepimiz kardeşiz. Onu da işte demişler dalga almış bilmem ne yapmış. İşte Hülya fuhuş yapıyor. İşte Hülya eve erkek alıyor. Hülya evlidir. Başka ne demişler? Hülya işte teröristtir. Hülya bilmem necidir. Lan neler neler söylemişler kızlar programa. Bir sürü şey. Vallahi billahi bir sürü. Vallahi kadın bana yazdı. Kadın bana yazdı. Neler neler söylemişler. Vallahi billahi kızlar neler neler anlatmışlar. Yok efendim işte kediyi öldürmüşler, yerine başka bir kedi koymuşlar. Lan neler neler. Her şeyi. Vallahi yemin ederim hepsini söylemişler. Ama o kadar iyi bir ailem var ki. O kadar benim güçlü bir ailem var. O kadar beni seviyorsunuz. Yemin ederim size çok teşekkür ediyorum. Ben şu an yorumları gördüm. Beni savunmuşsunuz kız. Ay kurban olurum ben size. Kalkın ben bir şeyler yiyeyim. Saçımı bitlerimi ayıklayayım. Dur. Ay. Keşke ben kız ben kötü niyetle değil. Her şeyimi ekran önünde yapıyorum. Salak gibi lan Hülya. Gerizekalı. Kendim için söylüyorum. Bazı şeyleri gizli yap. Bazı şeyleri niye her şey ekran önünde ya? İşte ben de burada hatalıyım. Allah kahretsin beni. Ben de burada hatalıyım. Benim hatam var. Kızlar mesela ama ben şimdi yayını kapatsam gidip ne yapacağım? Hadi söyleyin. Bak mesela ben şimdi sizinle yayın yapıyorum. Tamam mı? Mesela şimdi sizinle yayın yapıyorum. Sizinle takılıyorum. Şimdi ben yayın yapmasam bacım gidip ne yapacağım? Hadi söyleyin. Arkadaş edinmek istemiyorum. Kimseyle muhatap olmak istemiyorum. Gece hayatı gidip orada burada gezmek istemiyorum. Sevgili hele hiç istemiyorum. Ben de sizinle takılıyorum bacım. Ailemsiniz. Ne yapayım? Ne yapayım? Siz de benim ailemsiniz yani. Ha benim yanlışlarım oldu. Çok yanlışım var. Şimdi canlı yayınlarımı indirip çok yanlışım vardır yani. Yanlışım var. Hatalarım çok. Ama hatasız da kul olmaz.
Hatalarım çok. Yanlışlarım çok. Keşke biraz daha dikkat etseydim. İşte. Ailesi ve babası falan rahatsız. Bir de yeğenin kanser hastası falan. Biraz sorunları var onların. Bir de insanların benim yanımda zarar görmesini istemiyorum yani. Anladınız mı? Bana laf söylerken onlara da laf söylüyorlar. O yüzden kimseyi yanımda ben istemiyorum. Kimsenin yanımda zarar görmesini istemiyorum. Herkes benden uzak olsun. Kızlar küçücük. Şimdi bak. Ben TikTok'tayım. Ben yayın açıyorum. Çocuk benim çocuğum. Evlat benim evladım. Ben otururum ailemle de çocuklarımla da yayın yaparım. Bu kimseyi ilgilendirmiyor. Çocuğum YouTube videosu da çeker. Ama kalkıp da onların habersiz bir şekilde kızımı, beni arkaya alıp yayın yapmaları yanlış. Onlar diyor ki biz haklıyız, sen hatalısın diyorlar kızlar. Diyor biz seninle ilgili kötü bir şey yapmadık, konuşmadık diyorlar. Diyor biz seninle ilgili kötü bir şey yapmamışız, kötü bir şey konuşmamışız diyorlar. Ama beni savunmuşsunuz, yemin ederim ben şimdi gördüm lan. Demek ki YouTube'da mı çıkıyormuş böyle bunlar? Demek ki bunların konuşmaları sonradan YouTube'a atılıyor galiba. Diyorlar diyor biz çok güçlüyüz diyor, seni bitiririz falan filan gibisinden, yani ne bileyim. Ve beni tehdit ediyorlar galiba. Diyor seni avukata şikayet etmişiz. Onlar beni konuşuyor. Ben kendimi savununca da kızlar onlar beni avukata veriyor. Öyle bir dünya mı var kız bu hayatta? Televizyon programı, televizyon programı. Benle ilgili konuştular ya. Ben dedim niye hani benle ilgili konuştunuz? Yani hani dedim insanları bir dinleyin, anlayın. Yani insan bir sorar, anladınız mı kızlar? Hani dedim haksız yere, yani dedim hani bu boş bir şey değil. Kadın diyor seninle ilgili demişler ki bu fuhuş yapıyor. Bu eve erkek alıyor, bu evlidir, insanları dolandırıyor, kandırıyor bilmem ne. Diyor biz seninle ilgili konuşuruz, sen konuşamazsın diyorlar kızlar. Herkes beni ezikliyor, zavallıyım ya. Hülya zavallı ya, herkes Hülya'yı konuşsun. Deve, teşekkür ederim deve. Hülya zavallı. Hülya'yı herkes konuşsun. Ama Hülya hakkını savununca Hülya'yı avukata veriyorlar. Ben anlamadım, bu nasıl bir dünya ya. Vallahi lavabali ediyorum zaten kızlar artık. Beni basite alıp dalga geçiyor. Ben de anlamadım ki. Ah. İyi ki varsanız kız, yorumları şimdi gördüm. Yemin ederim şimdi yorumları gördüm. Allah canımı alsın ki şimdi yorumları. Ben bilmiyordum bunlar YouTube'da. Ben bilmiyordum bunlar YouTube'da şey yayınlandığını. Aser estetiği, kurban verene çok teşekkür ederim Aser. Ben benim fotoğrafımı kullanıp yayın açanı dava ederim. Bir de benim fotoğrafımı benim fanım olarak yayın açanı da dava ederim. Ben size söylüyorum. Benle ilgili ne kimse yayın açsın, ne benle ilgili kimse fotoğrafımı kullansın, tamam? Yayın mayın açarsanız sizi engellerim kızlar. Bazen video görünce yorum atıyorum ama onun haricinde de ben hiçbirini tanımıyorum. Yani ben hiçbirini tanımıyorum. Beni ne kadar çok seven insanlar mı beni savunmuşlar? Ben şaşırdım. Kız gerçek beni seviyormuşsunuz. Kimse o zaman bizi yıldıramaz Allah'ın izniyle. Kızlar, bir tanelerim, bebeklerim benim. Güzel fareciklerim benim ya. Demek ki bunlar YouTube'da, ben bilmiyordum. Abo, ben şimdi gördüm. Bir bakın bit çıkacak mı? Kızlar yapıp böyle bir saat dinlen bırakacağım içinde böyle üstünde. Aşk olarım benim. Kız niye bana hediye atmıyorsunuz? Artık beni sevmiyor musunuz? Bugün bana hiç hediye atmadınız. Aşk olsun. Hediye atmasanız da ben sizi seviyorum da. Sıkıntı yok. Hediye atsanız da atmasanız da yayın açıyorum. Ne yapayım aşk olarım? Kurban vereni. Ben sizinle her türlü zaman geçirmeyi seviyorum. Diyar sağ ol aşkım. Kurban verene, Berkeç, Berkeç teşekkür ederim kurban verene, çok sağ olun. Vallahi hediye atsanız da atmasanız da Allah şahit ki ben sizi her türlü seviyorum. Çünkü siz de benim enfasız karşılıksız seviyorsunuz. Ve ben bunu biliyorum, ben nankör değilim. Kurban verene, le 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 le, kurban verene. Ray 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 ray, nanay nanay ray. Bir de kadın benimle dalga geçiyor, sen şarkı mı çıkaracaksın? Ünlü mü olacaksın?
Lastçım sağ ol aşkım, dalga geçiyorlar benimle. Şarkı çıkarıp ünlü olmayı düşünüyor olacaksın diyor. Allah büyüktür. Kimin ne olacağını Allah bilemez. Last, teşekkür ederim Last. Boş ver kızlar. Belki bir gün bizde belki çok güzel bir hayatımız olur. Ne? İçinizde öyle bir his var mı sizin? Last, teşekkür. Belki de cezaevine girerim Allah korusun. Ay Allah göstermesin kızlar. Bir gün öyle bir şey olursa, başıma kötü bir şey gelirse ve siz beni savunmazsanız size asla hakkımı helal etmem. Kız Hira, Hira abdi olmadı mı beni ölü bilin yani bu dünyada. Hira ile abdi olmadan beni ölü bilin yani. Yemin ederim size. Benim çocuklarım olmadı mı beni ölü bilin. Ben onlara hayatımı adadım lan. Ay kızlar, saçlara bakın. Le 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 le. Ama kızlar, hanginizin annesi sizin hiç saçınızı taradı veya taramadı? Benim hiç annem saçımı taramamış. Yemin ederim. Sadece banyoda mesela bizi yıkıyordu ya. Tastada iki tabir kafamıza dang 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 vuruyordu. Benim hiç annem benim mesela hiç saçımı örmemiş. Ay kurban olurum. Ne güzel yorumlar yazıyorsunuz kız. İyi ki varsınız. Ay kurban olurum. Kurban bereni. Biri bana yazmış, kele valla kel olmuşum kızlar. E bir de saç ıslandı ya, şimdi tam kel görünüyor. Kızlar, saç ıslandı ya, şimdi tam kel görünüyorum. Ay kokteyl, kokteyl diyorlar ya kız. Kokteyle uygun da balık elbisemi giyerim giderim. Nerede Maya? Maya! Kopardınız. Salak mısınız? Maya. Allah. Ay buradaymış. Ya siz manyak mısınız ya? Kız Hilal Serhaç bacım benim. Le 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 le. Kurbanım. Kadınız. Geri beni sinir etmeyin. Nasıl Maya değil kız? Üf. Gözleri bazen kırmızı, bazen yeşil, bazen kahverengi oluyor kızlar. Ödümü kopardınız. Hilal da bacım bir şey demeyin. Instagram'dan ara diyor. Kalk Maya'ya bak diyor. Ödümü kopardınız. Kızlar size yukarıdaki perdeyi göstereyim. Korneş düşmüş. Parmak yiyordur kızlar. Nerede olacak? Ortadan kaybolduğuna göre bir sevgili bulmuştur. Kaç gündür? 4-5 gündür parmak yiyordur Pınar. Ne, nerede olacak? Pınar hoş Pınar. İnşallah beni izlemiyordur. Ben rezil ederim Pınar. Oldu mu kızlar? E şimdi kızlar bunun paranoya bir bakar mısınız? Kaç dakika kalması lazım? 1,5-2 saat bekleteceğim. O bitler iyice can çekilsin, iyice gebersin, iyice ciğerleri kullarından çıksın. O bitler var ya, o bitler başıma bela olan bitler. İyice ciğerleri kullarından çıksın. İyice gebersinler. Demin kim aradı? Bir tane izleyicim diyor ki Hilal aradı. Diyor kız ki Maya balkona gitti diyor. Kör müsün diyor. Hilal burada mısın kız? Diyor balkona bak diyor, kedi gitti, Maya gitti diyor, o yüzden beni aradı.